biz tebdili mekan yapıp ev sahibimiz Güldane Hanım'la kız kardeşi Arzu Hanım'ın yanına gidiyoruz. Ne yapacaksın şimdi abla? Nasıl bir etek düşünüyorsun? Ya ben aslında bedenini bilmediğim için tam olarak, o yüzden dedim ki belinden lastikli bir şey yapayım. Duyduk ama kulaklarımıza inanamadık hanımlar. Kime yapıyoruz dediğiniz o eteği? Evrim Hanım'a. Acaba bu sürpriz eteğin kumaşı neden? Tabii ki Evrim'in kesmiş olduğu perdeden. Ortadan da kesmiş olsan Evrim, ben bunu senin için etek yapabilirim. Evet, başlayalım o zaman. Ben sana hemen pratikten tamam. Göstereyim şimdi. Dekorasyon konusundaki maharetiniz malum ama bu perdeden etek yapma işi biraz farklı Güldane Hanım. Evrim'i şaşırtacak bir etek yapabilecek misiniz? Tabii ki yapacağım. Benim elimden hiçbir iş kaçmaz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Oldukça emin konuşuyorsunuz Güldane Hanım. Daha önce kendinize kıyafet yaptınız mı yoksa? Kendime kıyafet yapmadım ama üzerinde ufak detaylarla oynamalar çok yapmışımdır. Yapacağınız eteği Evrim beğenecek mi sizce? Kesinlikle Evrim'in beğeneceğine inanıyorum. Çünkü renkler tam onun istediği gibi soft renkler. Güldane Hanım, makası konuşturuyorsunuz ama Evrim'in beden ölçülerini biliyor musunuz? Yani çok şey de istemiyorum aslında. Çantı. Boyut olarak. Boyut olarak hemen bir bakalım. Çok mini de istemiyorum, çok uzun da istemiyorum. Dizde. Evet, bu boy iyi. Hmm. Zaten bu kısmında lastik geçireceğim. Buraya pen satacaksın, 3 tane. Aynen. Tamam. Böyle güzel. Eteği yapmaya sohbet eşliğinde devam edelim. Alışveriş sırasında Evrim'in seçimleri sizi biraz şaşırtmıştı. Sizce yeni salonunuz nasıl olacak? Ya evim biraz daha klasik olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Evrim Hanım'la tarzımız biraz farklı. O genelde pembe renkleri pek sevmiyor. Ama ben de bir pembe aşığı olarak zaman zaman demoralize olmadım değil ama Evrim Hanım'a güveniyorum. Şimdi eteğimizi dikmeye başlıyoruz. Yanınıza gelmeden önce tebdili mekan yapıyoruz dedik ama biz şu anda neredeyiz Güldane Hanım? Malum evinizde inşaat var. Ben tabii ki evim tadilatta olduğu için evime gidemiyorum ve annemde kalıyorum. O yüzden annemin evinde şu anda bu hizmeti vermekteyim. Malzemelerim yeterli derecede değil çünkü annemin evindeyim. Elimden geldiği kadar zor şartlarda da olsa bu eteği yapmaya çalışıyorum. O zaman size kolay gelsin Güldane Hanım. Biz evinize dönelim ve bakalım Evrim salon boyanıza başlamış mı? Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.